Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginliklerdir şeklinde tanımlanmış. Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Burada verilen tanım doğal kaynağın tanımıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri Doğal kaynaktır. Ulaşım beşeri bir faktördür. Turizm beşeri bir faktördür. Toprak ve su ise doğal kaynaklardır. Doğru cevabımız 3 ve 4. E seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen doğal kaynaklara örnek verilemez? Rüzgar, dalga, su ve güneş. Temelinde güneş enerjisi bulunan bu kaynaklar tükenmeyen doğal kaynaklardır. Petrol ise yer altında belli bir miktarı olan ve günün birinde biteceği düşünülen doğal kaynaklardandır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Bitkisel maddelerin yer altında depolanarak değişime uğraması sonucunda oluşur. Isınma ve termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde kullanılır denilmiş. Uranyum radyoaktif bir elementtir. Bitkisel maddelerden oluşmamıştır. Ve termik santrallerde değil de nükleer santrallerde kullanılır. Toryum yine aynı şekildedir. Krom bir enerji kaynağı değildir. Demir bir enerji kaynağı değildir. Bitkisel maddelerin yer altında karbonlaşmasıyla kömür oluşur. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Zengin doğal kaynaklara sahip olan bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir. Afrika'nın en çok petrol üreten ülkesi bunlardan biridir. Yukarıda söz konusu edilen Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Afrika'da petrolün en çok üretildiği fakat geçmişte sömürge olmasından dolayı bu kaynaklardan yeterince faydalanamamış olan ülke Nijerya'dır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangisi zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahiptir denilmiş. Dünyada petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından en zengin bölge Orta Doğu bölgesidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iş gücü ve teknoloji açısından zengin ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek satış yapmakta ve yüksek gelir elde etmektedir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma en iyi örnek oluşturur denilmiş. Rusya, Kanada, ABD ve Fransa gibi ülkeler doğal kaynaklar bakımından fakir ülkeler değillerdir. Fakat Japonya doğal kaynakları bakımından fakir fakat sermaye ve iş gücü teknoloji açısından gelişmiş olan bir ülkedir. Dışarıdan almış olduğu ham maddeleri işleyerek yüksek gelir elde etmekte ve ülkesinin ekonomisini düze çıkartmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğru değildir? Sanayi devrimi ile doğal kaynaklar olan talep artmıştır. Bu bilgi doğru sanayi devrimiyle insanın kullandığı madenlerin sayısı da artmıştır. Hızlı nüfus artışı doğal kaynakların tüketimini artırmıştır. Nüfus artışına bağlı olarak kaynak kullanımı artar. Doğal kaynakları zengin olan tüm ülkeler gelişmiştir. Bu bilgi yanlıştır. Suudi Arabistan gibi, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi, Nijerya gibi daha pek çok ülkeye baktığımız zaman doğal kaynaklar bakımından çok zengin olmalarına rağmen teknik bilgi birikimi ve sermaye yetersizlikleri yüzünden çok iyi bir gelişim göstermemişlerdir. Doğal kaynakları yetersiz olan tüm ülkeler geri kalmıştır deniliyor. Bu bilgi de yanlıştır. Dünyada baktığımız zaman doğal kaynakları ve imkanları çok kısıtlı olmasına rağmen pek çok ülkenin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Finlandiya, Norveç, İsveç gibi ülkeler veya Japonya veya İsrail gibi ülkelere baktığımız zaman teknik bilgi birikimi ve sermaye sayesinde gelişimlerini sağlayabilmiştir. Bundan dolayı hangileri doğru değildir denilmiş? 3 ve 4 diyoruz. E seçeneği doğrudur. Yukarıda verilen doğal kaynakların ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu kaynaklar tükenebilen kaynaklardır. Fosil kökenli kaynaklardır. Yani bitkisel ve hayvansal kaynaklıdır. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklardır. Termik santrallerde tüketilen kaynaklardır. Aynı zamanda kimya sanayinde kullanılan doğal kaynaklardır. Bu bilgiler doğrudur. Fakat Volkanizma sonucunda oluşan doğal kaynaklardır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Volkanizma sonucunda bu maddelerin oluşması olanaksızdır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki doğal kaynak ve ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Toprak tarımda kullanılır. Akarsular balıkçılık için kullanılır. Kültür balıkçılığı yapılabilir deniz ulaşım için deniz ulaşımı için kullanılabilir. Çayırlar hayvancılık için kullanılabilir. Fakat günümüzde ormanlar madencilik için kullanılmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Doğal kaynaklardan olan ormanlar kereste, kağıt, mobilya ve inşaat sektörü gibi birçok alanda beşeri faaliyetler için ham madde sağlar. Aşağıdaki bölgelerden hangisi için bu durum söz konusu olamaz? Dünyada İskandinavya, Amazon havzası, Musonlar Asyası ve Sibirya önemli orman bölgeleridir. Fakat Büyük Sahara çöldür. Bundan dolayı kereste kaynağı değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Su tükenmeyen doğal kaynaklardan biridir. Aşağıdakilerden hangisi bu doğal kaynağın doğrudan kullanım alanlarından biri değildir? Sular üzerinde ulaşım yapılabilir. Akarsu ulaşımı, deniz ulaşımı, göl ulaşımı yapılabilir. Sulardan turizmde faydalanılabilir. Göl turizmi olabilir, akarsu turizmi olabilir, deniz turizmi olabilir. Elektrik üretiminde dalga enerjisi, gelgit enerjisi Hidroelektrik enerji gibi alanlarda sulardan faydalanılabilir. Sulardan su ürünleri avcılığı yapılabilir. Buradan yetişmiş olan ürünlerden faydalanılabilir. Fakat normal anlamda sulardan seraların ısıtılmasında faydalanılamaz. Jeotermal sular ancak bu şekilde kullanılabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangilerinden... Termik santrallerde elektrik enerjisi üretme ve ısınmada yararlanılır. Taş kömürü ve lignit ısınma için kullanılır ve aynı zamanda termik santrallerde de kullanılır. Uranyum ve toryum ise daha çok nükleer santraller için bir yakıt kaynağıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2'dir. A seçeneği doğrudur.